20. yüzyıl sonu, dünyada büyük siyasi kırılmaların yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçmişti. Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nun dağılması, 1991 yılından itibaren bu bölgede bağımsız yeni cumhuriyetlerin oluşumu, siyasi haritaların yeniden şekillenmesini sağladı. Bu bölgenin içinde yer alan Hazar bölgesi, coğrafi, tarihi, siyasi ve ekonomik derinliğiyle büyük bir güç alanı olarak yeniden ve daha güçlü biçimde uluslararası arenada tartışılmaya başlandı. Hazar coğrafyası tarih boyunca da İpek Yolu başta olmak üzere ticaretin büyük canlılık taşıdığı kadim merkezlerden birisi olmuştur. Hazar bölgesini Türkiye ve dünya açısından nasıl anlamak ve konumlamak gerekiyor? Temel soruyu öncelikle anlamak gerekiyor. Hazar bölgesi tek başına bir müthiş bir kaynak. Türkiye için Hazar çok önemli. Bundan dolayı da Türkiye için Azerbaycan çok önemli. Enerji bir yere bırakılmamalı. Enerji daima başka yerlerden de alınmalı. Bütün dünyada bu politika böyledir. Enerji de kritik önemde olan bir coğrafya. Çok önemli bir enerji üretim alanı ve enerji geçiş alanı. Dolayısıyla Hazar ulaştırma, lojistik bu konulardaki önemli konumunun yanı sıra uluslararası enerji stratejisi açısından da kritik önemde bir coğrafya. Hazar bölgesinin stratejik derinliğiyle Türkiye'de tam anlamıyla tanındığını söyleyebilir miyiz? Can alıcı sorulardan birisi de bu. Dünyada yeniden şekillenen uluslararası güç odaklarının, ittifakların ve platformların bu bölgeye büyük bir ilgisinin olduğu biliniyor. Hazar bölgesinin, daha doğrusu bu kapalı denizin derinliğini nasıl anlamak ve ona göre işbirliği geliştirmek gerekiyor sorusu uzun soluklu cevaplar bekliyor. Türkiye'de Hazar derinliğinde çok fazla bir şey ifade etmiyor doğrusu istersen. Yani Kafkasya'nın bir anlamı var. Orta Asya bir şeyler hani insanın hakkında çağrışım yapıyor. Ama Hazar bölgesi, Hazar havzası şeklinde bir kavramın oturmadığını görüyoruz. Bir konsept olarak, bir kavram olarak oturmadığını görüyoruz. Bölgeyi kavrayamadığını Türk stratejistinin, Türk aydınının, Türk insanının rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin Hazar'a bakışı aynı zamanda bazı psikolojik temelleri de içeriyor. Yani Türkiye o bölgeye biraz da kendisine dair bir şey olarak bakıyor. Yani kendi hikayesinin arka planında onları görüyor. Oradaki insanları kendisine çok yakın hissediyor. Bizim Hazar bölgesine yönelik duyarlılıklarımız orada o toprak alanına ya da o toprağın altındaki enerji ya da doğalgaz hatlarına dair bir şey değil. Tam da o toprağın üzerinde yaşanmışlıklara dair, onun üzerindeki insanlara, o insanlar arasındaki etkileşimlere dair de bir konu. Ben Türkiye'nin Hazar yaklaşımını çok real politik açıdan değil ama bir yandan da böyle idealizm ve psikopolitik açısından da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bence Türkiye Hazar'ı kendisinden bir şey olarak algılıyor ve Hazar'da oluşacak o barış ve istikrar havzasının içine Türkiye'yi de alması halinde dünya çapında çok önemli bir güç merkezi oluşturulabileceğini de düşünüyor. Hazar bölgesi her açıdan çok önemli potansiyelleri barındırmaktadır. Bunların açığa çıkarılması ve taşımacılığın geliştirilmesi bu zenginlikleri daha da kullanılabilir ve pazarlanabilir kılacaktır. Serbest ticaret bölgelerinin güçlendirilmesi ve artırılması bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri sağlamlaştıracaktır. Türkiye'nin bir enerji koridoru ve güvenli ulaşım köprüsü olması bu bölge için büyük önem taşımaktadır. Mevcut ve kurulacak boru hatlarının hem Türkiye'nin ve hem de Hazar bölgesinin siyasi ve ekonomik istikrarına, gelişimine katkı yapacağı açıktır. Başta enerji olmak üzere ekonomiden sosyolojik coğrafyaya, imkanlar, potansiyel ve işbirliği araçları nelerdir diye uzun vadeli düşünmek gerekmektedir. Her şeyden önce işte Hazar'ın statüsüyle ilgili olan tartışmaların bile yeni baştan masaya konup nasıl bir barış havzası olunabilir ve nasıl rekabet edilebilirden çok nasıl işbirliği yapılabilir üzerinden paradigmanın yeniden tanımlanması gerekiyor.
Çünkü herkese ait olabilecek alanlar var. Herkes kendi payını büyütmeye çalıştıkça aslında herkesin payını azaltan bir süreç bu. Yani burada sadece enerji ihtiyacı var. Bu bölge sadece enerji üretiyor üzerinden bir okuma yapmak doğru değil. Çünkü Hazar bölgesinde enerji dışında çok fazla şey de var. Potansiyeli çok daha büyük bir bölge. Bu nedenle bunu doğru tanımlamak, doğru ilişkileri kurmak ve doğru yönelimler çıkartmak çok önemli diye düşünüyorum. Hazar deyince sadece enerji akla gelmemeli. Enerjinin dışındaki diğer sektörlerin de bu konuda bölge coğrafyası açısından çok mümbit potansiyellere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara hemen bilişim, turizm, sağlık, inşaat gibi çok önemli yatırım alanlarıyla bu bölgede başlatılacak olan projeler enerjiyle bu bölgeye gelen kaynakların bu bölgenin ihya edilmesi, bu bölgenin dünya jeopolitiğinde tekrar çok etkin ve belirgin bir rol alması açısından çok önemli olarak değerlendirebiliriz. Enerji, enerji arz güvenliği ve nakil hatlarının çeşitliliği bütün Avrupa ülkeleri için hayati önem taşımaktadır. Burada Türkiye'nin bir geçiş güzergahı olarak yer aldığını görüyoruz. Türkiye'nin bu anlamda mevcut projelerine eklediği en önemli aşamanın TANAP projesi olduğu söylenmelidir. İstanbul'da 26 Haziran 2012 tarihinde Türkiye ve Azerbaycan arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi imzalandı. Yatırımcı olarak SOKAR ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yer alıyor. Yatırım miktarı 7 milyar dolar olarak belirlendi. Azerbaycan'ın Şahdeniz 2 alanından bir yılda 16 milyar metreküp gazı ulaştırarak 6 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, TANAP ve diğer projelerin hem ekonomik hem siyasi anlamda işbirliğini geliştireceğini vurguluyor. Hazar burada enerji kaynakları açısından baktığımızda çok avantajlı yerlerden bir tanesi. Dünyaya kapalı gibi görünen ama aslında geliştirdiğimiz projelerle beraber Bakü, Tiflis, Ceyhan, Ham Petrol Boru Hattı gibi ve inşallah şimdi Şahdeniz 2 projesiyle beraber de geliştireceğimiz TANAP projeleriyle biz o kapalı kısmı açmış oluyoruz, dünyaya açmış oluyoruz. Hazar bölgesiyle her alanda işbirliği bölgesel barış ve refaha büyük katkı sağlayacaktır. Bu işbirliği elbette sadece ekonomik ve siyasi alanlarda sıkışıp kalmamalı. Tabii ki ekonomik bağlar, ekonomik ilişkiler, karşılıklı ticaret hacminin arttırılması, bunlar hepsi tamam. Bunlar güzel şeylerdir ve biz bunları hakikaten eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Ama esas köprü, işte bu gönülden gönüle kurulan köprüdür ve bunun da en önemli vasıtası eğitim ve kültürdür. Hazar bölgesinin yakın gelecekte hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde daha fazla yer alacağına şüphe yok. Hazar coğrafyasının huzur, barış ve istikrarı için bölge ülkelerinin kazan kazan anlayışıyla ortak çaba sarf ederek Kapalı Deniz'in incilerine ulaşmaya ihtiyacı vardır. Hazar bölgesi ülkeleri arasında Türkiye'nin de katkısıyla sağlanacak işbirliğinin dünya siyasetine ve refahına olumlu katkılar getireceği kuşkusuz. Kapalı Deniz'in derinliğini keşfeden, barışı ve istikrarı da keşfedecektir.